Ehlibeyt Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Ali Yeral, Suriye'nin Tartus ve Cebre kentlerinde meydana gelen canlı bomba saldırısını kınayan bir basın açıklaması yayımladı. İşte o açıklama. Dün Suriye'nin Tartus ile Cebre kentlerine canlı bombalarla yapılan cani terör saldırılarında maalesef yine yüzlerce masum sivil şehit edildi. Hastanedeki hastalar dahil hedef alınıp ölenler Alevi kardeşlerimiz diye Sabah gazetesi ile malum çevresinin eteklerine zil takıp oynamadığı kaldı. Orada şehit düşen tüm akrabalarımıza Yüce Mevlam'dan rahmet, canilere de lanetler diliyoruz. Terör saldırıları ile katliamları bile mezhepçiliğe ve Alevi düşmanlığına indirgeyecek kadar gözü dönmüş bu insan müsveddelerine de bir iki lafımız var. Ey kindar ve murdar mahluklar, sizin niyetiniz ve hedefiniz nedir? Sizin vatandaşlık ile birlik, beraberlik anlayışınız bu mudur? Suriye, Irak, Türkiye, Orta Doğu ve tüm İslam aleminde kardeş Alevi-Sünni savaşı çıkarmak mı istiyorsunuz? Suriye, Irak, Bahreyn, Yemen, Lübnan, Afganistan, Pakistan ve Mısır'da döktüğünüz milyonlarca masum insanın kanı size ve Siyonist efendilerinize hala yetmedi mi? Bu necis vampir ruhunuzun doyuma ulaşması için daha kaç yüz bin Alevi ile masum insan kanını dökmek, döktürmek istiyorsunuz? Siz kime hizmet ediyor ve ne yapmak istiyorsunuz? Oysa siz Diyarbakır, Suruç, Antep, Cilvegözü, Reyhanlı, Ankara, İstanbul ve dünyanın diğer bir köşesinde bir bomba patladığında bir vatandaşımız veya başka ülkedeki ecnebi bir insan teröre kurban gittiğinde bizim mezhebimiz veya dinimizden değildir diye sevinmek bizim aklımızın ucundan bile geçmez. Bırakın sevinmeyi, ölen kişiyi bir aile efradımız gibi görür, içimiz kan ağlar, gözyaşı dökeriz. İşte biz Ehlibeyt aşıkları ile siz Emevi aşıkları arasındaki fark budur. İnanın size diyecek laf bulamıyoruz. Ama şimdilik şu kadarıyla yetinelim ki lanet olsun size de, bu çarpık din anlayışınıza da, kan ve gözyaşından beslenen kindar kültürünüze de, kölelik ettiğiniz Siyonist efendilerinize de, en büyük ceddiniz Melun Yezid'e de. Vatan ile kardeşlik şuurunu kaybetmemiş onurlu cumhuriyet savcılarını acilen göreve davet ediyoruz. Yeter artık.